bu alanda Ünye'de, Ordu'da ve tüm Türkiye'de büyük bir mücadelenin içine girdik. Biz örnek olarak Türkiye'ye İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ittifakı ile örnek belediyeciliği göstereceğiz. İyi belediyeler oluşturacağız. Artık bu zamana kadar olan belediyeciliği bir tarafa bırakıp insanların yaşayabileceği, insanca yaşama hizmet edebilecek belediyecilikler inşa edeceğiz. Bu konuda biraz sonra zaten belediye başkan adayımızın projelerini izleyeceksiniz. 1 Nisan sabahı Ünye'de, Ordu'da ve lasıl tüm Türkiye'de umut çiçekleri açacak. Hepimizin geleceğini bu umut çiçekleri süsleyecektir. Buna hep beraber şahit olacağız. Şimdiden bu umut çiçeklerini açtırmak için biz gece demeden, gündüz demeden önümüzdeki 20 günlük o kısa süreyi de çok hızlı bir şekilde çalışarak tamamlamak istiyoruz. Biz gönül elleriyiz. Burada ne gerekiyorsa onu yapmak için varız. Burada desteğimiz sizlersiniz. Bu desteği sizden aldığımız müddetçe biz de çok güçlü bir şekilde bu belediyelere geleceğimize inanıyoruz. Bu vesileyle ben sözlerimi fazla uzatmadan çok değerli konuklarıma ve konuşmacılara sözü bırakmak istiyorum. Katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder. Çok çok sağ olun, var olun derim. Sayın Osman Karagöz'e konuşması için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Ünye İlçe Başkanı Sayın İsa Maralı mikrofona davet ediyorum. Ahmet Müzik. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli yöneticileri, çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli basın mensupları, Ünye'mizin çok değerli arkadaşlarımız, Ünye'li arkadaşlarımız, hepiniz Berkay Torunoğlu'nun uygar belediyecilik, insana dokunan belediyecilik konusunda yapacağı projesinin toplantısına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Türkiye çok zor bir dönemeçten geçiyor. Bu anlamda gelinen nokta ittifaklar üzerinden yürüyen bir seçim noktası oldu. Bu anlamda da Ordu'da Ünye Millet İttifakı'yla seçime giriyor ve Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ortak adayı olarak inşaat mühendisi Berkay Torunoğlu belediye başkan adayımız olarak belirlendi. Şundan çok fazla uzatmadan şundan emin olmanızı istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri de takip ettiğiniz gibi adayımızın her dakika arkasındayız. Ve seçim gününe kadar da 31 Mart'a kadar da hep beraber yanında olacağız. İnşallah Ünye'ye çağdaş belediyecilik, uygar belediyecilik, insana dokunan belediyecilik, inşaat mühendisi, genç arkadaşımız Berkay Torunoğlu tarafından getirilecektir. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Uzunca bir çok çağdaş Ünye için çok güzel projeleri olan Berkay Torunoğlu'nun sunumuna da yer bırakmak anlamında daha fazla uzatmak istemiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başaracağız diyorum. Sayın İsa Maral'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, aramızda İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Sayın Yener Yıldırım Beyler bulunmakta.
Sayın Doktor Yener Yıldırım'ı mikrofona davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Çok değerli hanımefendiler, çok kıymetli beyefendiler, değerli gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Samsun'da Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in çok görkemli bir mitingi vardı. Biz de oradan geliyoruz ve Karadeniz gezisine çıktık. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hayrettin Nuhoğlu Bey ile birlikte, Genel İdare Kurulu üyelerimizle birlikte Karadeniz'i tur atacağız. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk Karadeniz'de Rum ve Ermeni çetelerine karşı çıkan İsyan, İpsiz Recep ve Topal Osman Çepni Beyleri Rum ve Ermeni çetelerine karşı mücadele başlatmıştır. Bu mücadelede 25 bin Rum ve Ermeni çetesine karşı başlatılan Türk Çepni Beylerinin mücadelesi işgal altında olan İngilizleri rahatsız etmişti. Ve padişahtan diyorlar ki Karadeniz'deki isyanı bastırın. Orada mutlaka bu isyan bastırılması gerekir diye sayın o zamanki yöneticiler bir araya geliyor ve askeri müfettiş olarak Mustafa Kemal Atatürk Samsun'dan çıkıyor ve bir devlet doğuyor. Şimdi günümüzde bu devletin kuruluş ilkeleriyle birlikte yaşatılma mücadelesi veriyoruz hep beraber. Birileri Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'i tehdit etmişler. Türk milletinin her evladı ateş çemberinden geçiyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız. Biz her birimiz birer Meral Akşener'iz. Birer Meral Akşener'iz. Yemeyiz bu tehditleri. Zindansa zindanları biliyoruz. Bu milletin bu topraklarda ebedi müddet huzurlu, mutlu, zengin bir şekilde ebedi müddet yaşaması için bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelede kazanan bizler olacağız. Kazanan Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları olacaktır. Şimdi bizi terörle bağdaştırmaya kalkıyorlar. Ben size soruyorum şimdi. Bu memlekette çözüm süreci diye Oslo'da teröristlerle görüşenler kimlerdi? Dolmabahçe Sarayı'nda APO'nun bildirisini bakanlara okutan kimlerdi? Habur'da Barzani'nin peşmergelerini PYD'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda davul zurnayla geçiren kimlerdi? Bu memlekette hakimleri çadır mahkemesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Türk bayrağını indirip orada mahkeme kuranlar kimlerdi? Demek ki terörle kimlerin yan yana olduğu, akiller süreci diye, akiller diye teröristlerle kol kola girenler, herkes Türk toplumu kimlerin olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi millet bunları unutmuyor. Ve dolayısıyla birileri masaların arkasına 28 Şubat'ta saklanırken topuyla tankıyla silahlı kuvvetlere karşı dimdik ayakta duran sivil iradeli sesi olan Meral Akşener'i kimse bu ülkede tehdit edemez. Bizler Çanakkale'de bu millet için nasıl can veren bir milletin evlatları can verdiyse, 57. Piyade Alayı nasıl toplayıp can verdiyse, bu milletin alan insanları kimse tehdit edemez.
Yedinyurt'a karşı Mustafa Kemal'in torunlarını kimse tehdit edemez. Değerli dostlar, burası Er Meydanı. Beka sorunu diyorlar. Burada biz ne seçiyoruz? Belediye başkanlarını seçiyoruz. Ne seçiyoruz? Meclis üyelerini seçiyoruz. Ne seçiyoruz? Muhtarları seçiyoruz. Ne seçiyoruz? Muhtar azalarını seçiyoruz. Diyorum ki Mehmet seçilmiş, Ahmet seçilmiş, Berkay seçilmiş. Soruyorum, bunların hangisinin memlekete beka sorunu yaratır? Bu memlekette 5000 Suriyeli getirip Türkiye'nin nüfus dengelerini bozar dede beka sorunu olmuyor da. Berkay'ın seçilmesine beka sorunu oluyor. Mustafa'nın seçilmesine beka sorunu oluyor. Demek ki mesele beka sorunu değil. Beyler, yaprak dökümü başladı. Birileri sonbaharı yaşıyor artık. Cinsiz zillet ittifakı dediler, illet ittifakı dediler. Sonuçta tutmadı, cennet vaat ettiler. Beyler, bilin ki bir hekim olarak söylüyorum. Birileri cinnet geçiriyor, cinnet! Birileri cinnet geçiriyor. Dolayısıyla bahar yakındır. Ben Fas'a geldiğimde 89'da bu Karadeniz'in incisi Hüye, Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Karadeniz'den gürültüler ilçeleriydi. Bir ara çok geri kaldı belediyecilik hizmetlerinde. Ben Fas'a geldiğimde dedim ki Fas'a'da ne moda? Dediler Hüye'den kız alma. Ben de geldim Hüye'den kız aldım. Dolayısıyla bu şirin ilçenin damadıyım. Ve belediyecilikte Ünye'nin hizmete ihtiyacı var. Hizmet Ünye'nin yeniden yapılanmaya ihtiyacı var. O Ünye konaklarının yeniden ortaya çıkarılmasına ihtiyacı var. Ünye'nin imajı Türkiye'de çok iyi. Ünye'nin bir mühendis eline değmeye ihtiyacı var. Pırıl pırıl bir evladımızı aday yaptı. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin beraber temizle çıktığında bu Mehmet kardeşim Ünye'ye iyi gelecek, iyi mi? İnşallah bu belediye seçimlerinde Cumhuriyetimiz tekrar Fatih Kayanlarına geri dönecek. Size bir müjde vereyim mi? Ankara'da Mansur Yavaş'la birlikte çalışıyorum. Ankara'yı alıyoruz inşallah. Başkenti alıyoruz. İstanbul'da İmamoğlu gümbür gümbür geliyor. Antalya'da ittifak kurduğumuz kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden o da gümbür gümbür geliyor. Adana'yı alıyoruz, Mersin'i alıyoruz ve Türkiye'nin birçok yerini alıyoruz. Türkiye aydınlanacak. Türkiye makus tarihini yenecek. Nasıl 29 Ekim'de Türk milleti üzerinde bir güneş doğduysa bu seçim 31 Mart'ta da tekrar milletin üzerine güneş doğacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidenler kazanacak. Cumhuriyet kazanacak. Türkiye kazanacak. Türk milleti kazanacak. Ne mutlu! Türk'üm diyenler kazanacak. Ben bütün adaylarımızı kutluyorum. Berkay kardeşim de, Mustafa kardeşim de inşallah 31 Mart'ta kazanacak. Türkiye kazanacak, Ordu kazanacak, Ünye kazanacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum, hürmetlerimi sunuyorum. Kazamız mübarek olsun. Her şey iyi olsun. Memleketimiz kazansın diyor. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bu millet bu coğrafyada bütün değerlerimizle, bütün kutsallarımızla ebedi müddet yaşayacak diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla. Sayın Başkanım,
yıldırım genere çok teşekkür ediyorum. Aç aç aç. Biraz çalışsın. Emin misin? Nuhal'ını çağıracağım. Yusuf Hortum. Tamam. Değerli misafirler, Sayın Doktor Yener Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi huzurlarınıza Ordu CHP İl Başkanı Sayın Yusuf Fırtın'ı davet etmek istiyorum. Geldiniz Yusuf Bey. Değerli üyeler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, buradaki topluluk bize birçok şeyi ifade ediyor. O yüzden fazla ben de uzatmak istemiyorum. Berkay kardeşimizin sonuna kadar arkasındayız ve yanındayız. Bütün arkadaşlarımla birlikte ne gerekiyorsa son nefesimize kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Yusuf Bey'e. Sayın Ordu İl Genel Başkanı, İYİ Parti. İYİ Parti İl Başkanı Çiğdem Çelenk de buradalar. Hoş geldiniz. Buraya teşrif eden her şeyden önce iyi gönüllü insanlar, iyi insanlar, Genel Başkan Yardımcım Sayın Hayrettin Oğlu'ndan başlayarak Genel İdare Kurulu üyemiz, değerli abilerimiz ve onun yanında CHP İl Başkanımız, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Dikzel Bey'e, ilçe başkanlarımıza ve diğer ilçelerin başkanları da var aramızda. Hepsine hoş geldin diyorum. Burada hakikaten herkesin gözleri üzerinizde olduğu zaman ve o gözlerde de pırıl pırıl bir heyecan olduğunu gördüğünüz zaman ister istemez biz de o heyecana kapılıyoruz. Bu heyecanımız bizim uzun yıllar beklediğimiz, özlediğimiz bir değişikliğin heyecanı. Dilerim bu değişikliği gönlümüzce, yüreğimizle, cesaretimizle, koskocaman yüreklerimizle yaparız ve o sandığa ellerimiz güçlü bir şekilde gider, durumlarımızı, daha doğrusu ülkemizin içinde bulunduğu makus talihini değiştiririz. Burada sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Cesur yürekli insanlar, iyi gönüllü insanlar mutlaka galip gelecektir diyorum. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Akyıldız, Mustafa, güzel işim bir şey yapacağım. Değerli misafirler, bir şey itiraf edeyim kendi adıma. Siyasi sunumlara çok alışık değilim. İsimleri bazen yanlış telaffuz edebilirim. Onun için affınıza sığınıyorum. Aramızda bugün çok değerli misafirlerimiz var. Ünye eski belediye başkanı Osman Yurt Bey buradalar. Kendisini alkışlarımızla selamlamak isteriz. Yine CHP İl Kadın Kolları Başkanı Sayın Nilgün Yılmaz hanımefendi buradalar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Yine Ziraat Odası Başkanı aramızdalar. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Ve Genel Başkan Yardımcımız, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız, aynı zamanda İstanbul Milletvekili Sayın Hayrettin Nuhoğlu buradalar. Hoş geldiniz diyoruz. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Sayın Bircan Akyıldız hanımefendi buradalar. Hoş geldiniz diyoruz. Pardon,
Beyefendi, özür dilerim. Çok özür dilerim. Değerli misafirler, Ordu Belediye Başkan adayımız, Millet İttifakı Ordu Belediye Başkan adayımız, aynı zamanda CHP milletvekili Sayın Mustafa Adıgüzel'i sıramıza davet ediyoruz. Aramızda gelsin. Salona girişte bu taraftaki insanlarımıza ve uzaktakilere tek tek gidemedim. Biraz da İnsicamı bozmam adına burada bir proje tanıtım toplantımız var. Hepsi halklarını helal etsinler. Hepsine tek tek gittiğimi farz etsinler. Şimdi iki tane değerli il başkanım biraz kısa konuştular. Tabii örgütlerini daha çok adaylarını ön plana çıkarmak için çok güzel bir örgütçülük yapıyorlar. Birlikte çalışıyorlar. Ben onların hakkını kullanıp biraz uzun kullanacağım inşallah. Değerli kardeşlerim, sevgili Genel Başkan Yardımcım, değerli eski milletvekilim, değerli Genel İdare Kurulu üyelerim, sayın il başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli partililer, sevgili İl Partiler, Cumhuriyet Halk Partiler varsa diğer partilerin gönülleri, hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygı sevgiler sunuyorum. Şimdi ben Yener Yıldırım abimin bıraktığı yerden başlayacağım. Sayın Meral Akşener'e tehdit, hakaret, ağır ifadeler. Şöyle bir şey anlatacağım size. Çakırcalı Mehmet Efe'ye Halide Edip Adıvar sormuş. Ahaliye neden zulmediyorsun demiş. Demiş ki tebaayı yönetmek ya ilim yolu ya da zulüm yolu. Bende ilim yok demiş. Yani haliyle anladıkları o, başka bir birikimleri, donanımları yok, becerebildikleri o ama öyle kimse meydanı boşan etmesin. Biz Millet İttifakı olarak bugün Samsun'da da mitingin resimlerini gösterdi Sayın Vekilim. Bir dip dalgası geliyor, göreceksiniz birçok Büyükşehir Belediyesi'ni ve Türkiye'yi kazanacağız. Değerli kardeşlerim, İstanbul'u kazanacağız. Ankara'yı kazanacağız, İzmir'i kazanacağız, Antalya'yı, Bursa'yı, Adana'yı da kazanacağız. Değerli kardeşlerim, Denizli'yi kazanacağız, Manisa'yı kazanacağız, Balıkesir'i kazanacağız, Samsun'u, Trabzon'u kazanacağız, tabii ki Anadolu'yu da kazanacağız. Şimdi geçen gün buraya Ünal Demirtaş kardeşim geldi, Zonguldak milletvekili. Bana destek olmak için biz Berkay'la beraber üçümüz bir seçim çalışması yaptık. Kendisini İYİ Parti milletvekili olarak tanıttı. Haliyle biliyorsunuz 15 milletvekili verdiğimiz bir süreç vardı. O 15 milletvekilinin biri oydu. Kendisi biraz öne çıkarttı. Ben de İYİ Parti milletvekili sayıyorum. Sen de sonradan olmasın. Ben imalattan öyleyim, imalattan öyleyim. Yani hem İYİ Parti'den oylarıyla hem de Cumhuriyet Halk Parti oylarıyla milletvekili olmuş biri olarak eğer Ordu'ya İYİ Parti bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı koymadıysa Cumhuriyet Halk Partisi bir belediye başkanı adayı koyacaksa tabii ki o ben olacaktım, ben oldum. Genel Yıldırım abim söylemedi, ben söyleyeyim, o tevazu gösterdi. Benim dayımın çok iyi bir dostudur, Bahri Yılmaz'ın. Bahri Yılmaz çok iyi bir öykücüdür. Kendisi rahmetli oldu 2 yıl önce. Arzular Birliği Genel Başkanı'ydı. Ve burada birçok kişinin bilmediği bir şey söyleyeceğim. Benim Ordu'ya tayinimi Sayın Yener Yıldırım yaptı. O dönemde ben gelen güzel bir arkadaş ilişkimiz oldu. Milletvekilliği daha önceki seçimlerinde çalışmalarına olabildiğince katkı yaptık eski seçimler. Bu sefer de zaten beraber yol aldık. O yüzden bizim onunla tanışıklığımız ve birliklerimiz çok eskilere dayanıyor.
Evet, ben tabii bugün bir proje tanıtım toplantısı yaptım. Aynı güne Berkay kardeşim de burada Ünye'de bir tanıtım toplantısı oldu. Aynı güne denk geldi. Biz Ünye'yi de alacağız. Ünye'ye bir mühendis lazım. O Ünye'ye de bir doktor lazım. O Ünye'ye alacağız. O yüzden aday açıklandığımın ikinci günü değişim sayfama bakın. Şu yazıyor. Doktor Ünye'ye iyi gelecek yazmışım. Doktor Ünye'ye iyi gelecek inşallah. Biz birçok Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı adayıma ben ilçelerde destek verdim. Onlarla birlikte seçim çalışması yapıyorum. En çok da benimkilerden çok Millet İttifakı'nın ortak adayı Berkay'la çalışma fırsatı buldum. Daha da çalışacağız inşallah. Bizimle birlikte uyum içinde çalışan bütün İYİ Partili ilçe başkanları ve belediye başkanı adaylarına buradan çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra tabii Berkay projelerini sunacak. Ben bugün projelerini sundum. Onu takip edebilirsiniz. İnternet sitemizde de var. Ama şunu çok önemsediğim için, sadece bir tek şeyi. Çok önemsediğim için. Sevgi. Çok önemli. Bizim sevgiye ihtiyacımız var. Yani spor dediğimiz şey, gündelik sıkıntılarımızdan, efendim, İş hayatımız stresinden, birçok şeyden, siyasetin münazalarından kendimizi bir sürü uzaklaştığımız şeyler değil mi? Spor, spor. Sadece spor yani. Bakın sporda bile o spor iki parça. Eski ve yeni. Buraya kadar bölünmüşüz. Birçok şey. Medyamız bölünmüş, televizyonlarımız bölünmüş, oturduğumuz kahveler bölünmüş. Artık çatışma değil, çalışma zaman. O yüzden ben Ordu coğrafyasının bir kavgaya, başka kavgalara daha tahammül edeceğini düşünmüyorum. Biri Sayın Cumhurbaşkanı geliyor, birilerine sallıyor. O da arkasından ona cevap veriyor. Bu coğrafyada geçmiş hesapların kavgaları olmamalı. Kavga edecekseniz gidin başka yerde yapın kavganızı. Bizim artık barışa, huzura ihtiyacımız var. O yüzden ben bu dili kullanmayacağım. Bu coğrafyanın farklı bir ele, tatlı bir dile ihtiyacı var. Ben bunu savunacağım, bu şekilde yollandım. Ve hiçbir projemi söylemeyeceğim. Tek bir tane projeyi söylemek istiyorum. O projede çalmadan, çırpmadan, kul hakkına el sürmeden, şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla, hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla, bütün belediyenin gelirlerini, kamu kaynaklarını tamamen vatandaşa kullanacak şekilde bir belediye anlayışı sergileyeceğim. Bir örnek verdim bugün Ordu'da. Burada bunu söylemek istiyorum. Bu milliyetçi camiada, bu kadar ülkesini sevenlerin içerisinde bir de güzel bir hatıra eklemek için onu söylemek istiyorum. Çanakkale'den bir örnek anlatmak istiyorum. Orada sargı yeri var. Savaş sürerken Kocatepe'de sargı yeri var. Sargı yeri hastane. Yaralılar geliyor. Çok ağır olanlar var. Bir tanesi geliyor. Son nefesinde kumandanın yakasından tutuyor. Bir şey söylemeye çalışıyor. Böyle son nefesinde. Ben diyor Lapseki'nin Beybaş köyünden İbrahim Onbaşı'dan bir meclis borç aldıydım diyor. Çok fazla zamanım yok. Muhtemelen hani hayatımı kaybedebilirim. Ona söyleyin diyor. Onu göremedim ben. Söyleyin, hakkını helal etsin diyor. Ve bir süre sonra can veriyor, şehit oluyor. Aradan tabii tekrar oraya yaralılar gelmeye devam ediyor. Şehitler de geliyor. Bu gelen şehitlerin üzerinden musalları, işte o künyeleri, varsa ailelerine gitmesi gereken eşyalar toparlanıyor. Bir tane şehidin üzerinden çıkan pusula aynı şekilde komutana getiriliyor. Az önce diğer şehidi son nefesine şahit olmuş olan komutan o pusulayı görünce gözyaşlarını tutamıyor. Çünkü o pusulada şu yazıyor. Ben Lapseki'nin Beybaş köyünden Halil arkadaşıma bir meclis borç verdiydim. Şimdi sefere çıkıyorum. Belki dönemem. Kendisini göremem. Söyleyin ona hakkımı helal ettim. Şimdi bunu niye anlattım? Biz bu devleti, bu cumhuriyeti, bu irfanla, bu ahlakla kurduk.
bu şekilde kurduk. Oradan şehit olup bu memleketi, bu devleti bize emanetin torunlarının bu şekilde düzgün yönetimlere hakkı var değerli kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgimi selamlıyorum. Sayın CHP İstanbul Milletvekili Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel'e çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Türkiye Muhtarlar Federasyonu eski Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz Bey de aramızdalar. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Değerli misafirler, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hayrettin Nuhoğlu Bey aramızdalar. Bunu anonsunu az önce yapmıştım. Şimdi kendisini huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum tekrar. Teşekkür ederim. Değerli konuklar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, gençler, çocuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben aslında başkan adayımızın sunumunu izlemek istiyorum. Mikrofonunuz atılınca sadece birkaç cümleyle kesmek doğru olur diye düşünüyorum. Genel Başkan yardımcılarımızın bütün Türkiye'de bir görev taksimi yapıldı. Karadeniz bölgesi bana düştü. İşte bugün Samsun'da mitingle başladık. Artvin'e kadar devam edeceğiz. 20 gün sonra muhtarları, belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve belediye başkanlarını seçeceğiz. Ama projesi olmayan, yıpranmış, yorulmuş AKP kadroları sunacakları proje olmadığı için genel başkanlarını her il ve ilçede sanki adaymış gibi konuşturuyor. O da battıkça batıyor. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomiktir. Ekonomik sorunun birinci ayağı tüketim ekonomisine dayanan, üretimi terk eden, İYİ Parti'nin geliştirdiği projeleri de kabul etmeyen bir anlayıştır. Damatla, yakınlarla Türkiye yönetilemiyor. Aslında başlangıç noktası belediye başkan adayı Sayın Berkan Korunoğlu'na. Sayın başkanım, öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcılarına izin var bu akşam burada yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istiyorum. Genel Yıldırım Bey'e de bütün il başkanlarıma ve aday olduğum günden itibaren gerek sosyal medya üzerinden gerekse telefonla arayarak yüz yüze görüştüğüm, beni kutlayan, bana tüm samimiyetleriyle yaklaşan, kucak açan ve o günden bugüne heyecanları, mutlulukları üzerinden okutan siz değerli büyüklerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ben siyasi aramada özellikle genç arkadaşlarımı ve bayan arkadaşlarımızı temsil etmek için bulunmuştum. 2014 yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım. O gün de söylemiştim, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Gençlerin siyasette temsiliyeti, kadınların siyasette temsiliyeti bizim için çok önemli. Çünkü gençlerin şu yüzyılın problemlerine yatkınlıkları ve bu yüzyılın sorunlarına olan duyarlılıkları çok daha fazla. Gençlerin enerjisi, gençlerin problem çözmedeki kabiliyeti ve sürati bizim için çok değerli. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü 2 gün önce kutladık.
Kamrımda tekrar sevgili bayanların Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Hayatın tüm alanlarında, toplumun tüm alanlarında kadınlarımız bizim her zaman baş tacımız olmuştur. Destekçimiz olmuşlardır. Kadın demek katlanmak demektir. Kadın demek samimiyet demektir. Kadın demek erkeğin destekçisi demektir. Ben bu vesileyle sizlere tekrar saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Benim bu siyasi arenada olmam için mücadele veren değerli İYİ Parti ilçe başkanım Osman Karagöz'e, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanım İsa Maral'a ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Çünkü bana güvendiler, bana inandılar, benden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Sağ olun, var olun. Ben genel siyasete çok fazla girmek istemiyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Yener Bey ve diğer konuşmacılar, Mustafa Bey, bununla ilgili güzel şeyler söylediler. Bizim rahatsız olduğumuz bir alan var siyasette. Bugüne kadar Türkiye'de, Ankara'da siyaset yapanlar insanımızı kutuplaştırma üzerine, bölme üzerine, farklılaştırma üzerine siyaset yaptılar. Türkiye'de %50'sini ayrı bir bölgeye, %50'sini farklı bir bölgeye iterek bu insanların arasındaki bağı zayıflatmaya çalıştılar. Türk milleti birçok ekonomik sorunun üzerinden gelmiştir, üstesinden gelmiştir. Türk milleti birçok mücadeleyi beraber yapmıştır ama biz bu sorunları yine çözeriz. Benim için ekonomik problemler, sorunlar, bu kadar borç, yani Cumhuriyet'in kazanımlarını satarak yapılmış bu kadar borç da önemli değil ama bizlerin birlikteliğiyle ilgili yapılan bu haksızlıklar, bu yanlışlıklar çok zorumuza gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili umut oldukları ve benim en memnun olduğum nokta Türkiye'de. Koalisyon kültürünün ne kadar önemli olduğunu, farklılıkların aslında Türkiye'ye değer katan birer unsur olduğunu hatırlatmaları bizim için çok değerliydi. Biraz önce genç arkadaşlarımızla arka tarafta ufak bir sohbet yaptık. Bazı sıkıntıları vardı. Ama ben görüyorum ki biz birinci seçimde yine beraber hareket etmiştik. Ayrı ayrı teşkilatlardık. İkinci seçimde İki teşkilat bir olma kabiliyeti, refleksi gösterebildik. Üçüncü seçimde bunu kat 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 ileri götüreceğiz ve Türkiye içinde bulunduğu problemlerden her birini yaşayacağız. Ben konuyu çok fazla uzatmadan proje tanıtımına geçeyim. Sizin de değerli vakitlerinizi çok fazla almayayım. Ama biz insanımıza üç tane söz verdik. Birincisi, samimi olacağız. Ne demek samimiyet? Tek başına iktidarların adayları nasıl olsa ben tekrar seçilirim. Çünkü onların seçilme garantisi var biliyorsunuz. Öyle bir rahat duruşları var. Öyle rahat sertlik sergiliyorlar. Nasıl olsa kazanırım diye insanlarımıza bir yukarıdan baktılar. Bir hor gördüler. Ve kibre katı kapıldılar. Biz kibre kapılmayacağız. İnsanımızla samimi olacağız, omuz omuz olacağız, el ele olacağız, bir olacağız, beraber olacağız Allah'ın izniyle. İkinci sözüm şu. Adil ve adaletli olacağız. Çünkü Türkiye'nin şu anda adil ve adaletli yöneticilere ve siyasete, temiz siyasete çok ihtiyacı var. Allah nasip eder de üye belediyesinin yönetim kademelerine geldiğimiz gün Üniye Belediyesi'nde bir insan kaynakları bölümü oluşturacağız. Ne yapacağız burada? Personel alanlarında liyakat ve ehliyeti olan arkadaşları göreve getireceğiz ve onlar büyük bir şevkle, büyük bir azimle, büyük bir enerjiyle görevlerini yapacaklar ve biz bölge insanına, bölge belediyelerine de ciddi anlamda bir referans olacağız. Üçüncüsü de çok çalışacağız arkadaşlar. Çok çalışacağız.
çok yolumuz var, çok mücadele edeceğiz ve içimiz, içinde bulunduğumuz bu problemleri her gün dünya açacağız inşallah. Şimdi sunumuma başlamak istiyorum. Ünye'mizin şu ana kadar, özellikle 83 senesinde Anavatan Partisi'nin iktidarından sonra büyük bir sanayileşme başladı. Köylerdeki nüfus şehirlere kaymaya başladı ve o hızlı gelişmeyle beraber biz maalesef şehirlerimizi planlayamadık. Ünye'de gördüğünüz gibi sahil bölümünde şu anda Atatürk Mahallesi'ne doğru bir gelişim içerisinde. Arka taraftan TOKİ'den başlayan Güvenevlerin üst tarafından Çatır Rezidans Anapartalı İlkokulu'nu geçerek Tabakhane Deresi'ne bağlanan bir bulvar yolu ihtiyacımız var. Ünye'yi arka tarafa açmak ve Ünye'deki trafiği rahatlatmak için. Bunun için bizim 3 tane viyadüğüne ihtiyacımız var. Bir tanesi Çatır Rezidans, bir tanesi Akdeniz Evleri, bir tanesi de Kirazsepe bağlantısı üzerinde 3 tane viyadük inşa etmemiz gerekiyor. Böylece Ünye'yi arka tarafa doğru genişletebilirim. Ayrıca bizim şu anda sanayi sitesinin olduğu bölümden Nisan bağlantısından Tabakhane Deresi'nin arka tarafına yine bir geçiş yapıp Nisan trafiğini Nisan Caddesi'ne sokmadan şehirden aktarmamız gerekiyor. Bununla ilgili çalışmaları yapacağız. Burada organize sanayi ile ilgili bir şey yazmışız ama organize sanayi bölgesi zaten belli. Biz 30 yıldır çözülemeyen organize sanayiyi şu anda ticaret odası ve borsa kamulaştırma ile ilgili ön kamulaştırma sistemi geliştirmişler. İnşallah başarılı olurlar. Biz göreve geldiğimiz gün onların başarılı olması için bir ekip halinde bu çalışmaları sürdüreceğiz. Şimdi ikinci ihtiyacımız dördüncü bir dolmuş hattı ile alakalı. Karşıyaka, Adliye, Büyük Cami, Meydan, Hamidiye, Memur Kenti bağlayan bir yuvarlak hat, diğer hatların yapısını bozmadan dördüncü bir hatı tesis edeceğiz. Oradaki insanlarımızı da dolmuş hattı ile buluşturmuş olacağız. Şu ana kadar anlattığım projeler bizim Ünye'de yapacağımız 50 yıllık 70 yıllık bir imar revizyonuyla alakalı. Ne demek 50 yıllık plan? Bu 50 yıllık planda bizim tarihimiz, ortak kültürümüz ve ortak manevi değerlerimizi barındıran, onları koruyan, kollayan ama gelecek yüzyıla da yüzünü dönen bir imar planı olacak. Biz Ünye'yi bölgelere ayıracağız. Avrupa Birliği'nde olduğu gibi sanayi bölgesini, turizm bölgesini ve tarım bölgelerini ayıracağız. 50 yıllık planı da bu kapsamda değerlendireceğiz ve bu 50 yıllık planda nelere dikkat edeceğiz? Bir, kültür varlıklarımıza, onların korunmasına. Çünkü tarih demek geçmiş demektir, geçmiş kültür demektir. Kültürümüze bağlı, geçmişimizi unutmayan ama yüzü de geleceğe dönük bir şehir inşa etmek istiyoruz. İkincisi, bu imar planı içinde cami ve cemevleri için yerler tesis edeceğiz. Bizim manevi değerlerimizi, ortak değerlerimizi unutmayan bir yeni bir şehir planı inşa edeceğiz. Ayrıca bu şehir planının içinde şehrin kaldırımları ve yol güzergahları üzerinde özellikle engelli vatandaşlarımızın kaldırımları kullanmaları ve kuset arabaları taşıyan hanımlarımızın kaldırımları kullanmaları şu anda mümkün değil. Onlar için bir rehabilitasyon da yapacağız. Onların bu kaldırımları rahat kullanmalarını sağlayacağız. Bu imar planının içinde şehir semtlerinde yani mahallelerde halk pazarlarının daha kullanışlı ve köyden gelen insanlarımızın servislerini çok daha steril ortamda yapabilecekleri semt pazarları koyacağız. Ayrıca mahallelerimizin de ileri vadede nüfus artışına oranla
doğacak park ihtiyaçlarını karşılayacak park alanlarını biz bu şehir planı içinde nüfus artışıyla orantılı olarak hesaplayacağız ve bu şekilde tesis edeceğiz. Evet. Yol kenarı dinlenme tesisi projesi. Bu projemiz çok ses getirmiş olacak ki diğer bir aday arkadaş tarafından da açıklandı. Fakat kapsamı bizim söylediğimizin çok dışındaydı. Bunun sebebi ne? Ülke girişinde biliyorsunuz ben Adana'da 2 sene kaldım. Kayseri yolu üzerinde bir pastırmacılar sitesi var ve şehrin ürettiği ürünleri, değerleri yol üzerinde geçen insanlara daha çabuk aktarabilmelerini sağlayan ve aktarabilme kabiliyeti içeren bir pazardı orası. Biz yol üzerinde bir tesis kuracağız ve bu tesiste ne olacak? Hem yoldan geçen insanlarımızın yolculuklarını daha konforlu yapabilmeleri için lavabo ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir tesis olacak. Aynı zamandaki asıl görevi bizim niyetle ürettiğimiz yerli üretim olan kadınlarımızın el işlerini, çömlek imalatı yapan sanatkarlarımızın çömleklerini, çiğ imalatı yapılması için teşvik ve satış yerlerini, onun haricinde fındık üreticisiyiz, çikolata imalatı yaptırmak için projelerimiz var. O gibi ürünleri satabilecekleri bir tesis elde edeceğiz ve bundan biz kira almayacağız. İşletmesini biz yapacağız. Fakat vatandaşımızın kullandığı bölümden kira almayacağız. Biz o insanların aktif bir şekilde ürünlerini pazarlamaları için fırsat yaratacağız. Evet, benim en değer verdiğim proje bu. Bir sonra bölümünden. Arkadaşlar, biz maalesef sanayi devrimi, sanayi yatırımı, sanayi yatırımı diye kendimizi yedik bitirdik. Sayın Sarıkarman'ın gözlemişi gibi. Şimdi biz bir şey unuttuk. Ben köylü çocuğum. Ve bununla da onur ve gurur duyuyorum. Bizim bir ayağımız, tarihimizde bir ayağımızda gelecekte olacak derken köylerimizi ve çiftçimizi unutmayacağız. Gençlerimizin ciddi bir istihdam sorunu var. Ona değineceğim ama bu proje kapsamı içerisinde onu da bir kısım noktalardan ifade etmek istiyorum. Gençlerimizin ciddi bir istihdam sorunu var ve biz Ordu bölgesi sanayide çok fazla ilerleyemedik. Sadece kendi ihtiyaçlarımızı üreten bir sanayiye sahibiz. Fakat bizim istihdam sağlayacağımız bir tarım sektörümüz var. Ben birçok arkadaşa soruyorum, tarım sektöründe kendi istihdamını sağlayacağını bilsen, sen buradan kendine ekonomik kazanımlar edineceğini bilsen, sen buradan ayrıca ekmek götüreceğini bilsen, toprakta çalışır mısın? Her biri çalışırım dedi ve biz Ünye Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kuracağız. Ne yapacağız bu müdürlükte? Bu müdürlük ne yapacak? Arkadaşlar, önce biraz önce bahsettiğim insan kaynaklarının görevi aldığı, işi aldığı bizim çok değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımızla beraber önce tarım ve hayvancılığı planlayacağız. Hangi bölgelerde meyve dikebilirim? Nerede sebze dikebilirim? Onu planlayacağız. Ondan sonra biz o bölgelerde çiftçimizi eğiteceğiz. Işın almayı, aşılamayı, tabii herkes aşılamayı biliyordur mutlaka fakat yeni jenerasyonun, yeni neslin, yeni teknolojinin buna sunduğu imkanları insanlarımıza bir anlatacağız. Bu nasıl yapılır? Nasıl bu işte daha ileriye gidebiliriz? Bunları anlatacağız. Üçüncüsü, burada üretilen ürünlerin pazara inmesi aşamasında onlara yardımcı olacağız. Ve halk pazarları dediğimiz yerin rehabilitasyonuyla beraber bu ürünleri onlara daha rahat satabilecekleri bir alanda üreticinin tüketiciyle buluştuğu daha steril, daha modern ve
ve daha mutlu pazar alanları oluşturacağız. Ayrıca yerli tohum markacılığı kuracağız. Çünkü bizim yerli tohumlarımızın içindeki bunun ciddi bir laboratuvar aşaması var. Bu laboratuvar aşaması da ilçe tarım üzerinden gidiyor. 6-7 yıl sürüyor yanlış bilmiyorsam. 6-7 yıl sürüyor. Her bir tohumu 6-7 yıl akladıktan sonra diyelim. Akladıktan sonra bizim tarım tohum markacılığında buluşturacağız ve insanların yerli tohum kullanması için mücadele edeceğiz. Ayrıca bizim fındıkla ilgili ciddi sorunlarımız var. Birçok kişinin bilmediği fındık mahsulümüz kanser olmuş. Bununla ilgili rehabilitasyon ve dönüşüm süreci olacak. Bu Hüyeli Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bütün bu konularda insanımızla el ele, kol kola, omuz omuza bir kader dostluğu, kader arkadaşlığı yapacak ve istihdamın en büyüğünü biz burada sağlayacağız. Bölgemizdeki gençlerimizi iş imkanlarıyla buluşturacağız. Tabii bunu ziraat odalarıyla ilçe tarımına koordineli bir şekilde yapacağız. Mahallelerde üretim merkezi. Birçok mahallemizde kadınlarımızın yufka açabilecekleri, turşu, reçel gibi imalatlarını yapabilecekleri alanlar oluşturacağız. Ayrıca Üyeşi Orta ve çürük fındıklarda üretilen Üyeşi ülkesi parfüm, sabun ve yağ üretimini teşvik edeceğiz. Eğitim kurumlarına sağlık personel projemiz var. Okullarımızda sağlık meslek lisesi mezunlarını istihdam edeceğiz. Çocuklarımız ufak kazalar yaptıkları zaman onlara ilk yardımı sağlayacak arkadaşlarımız okulların içinde olacaklar. Birçok beldemizde bu tip imkanlar bulunamıyor. Ayrıca belde insanlarımızın da hizmetinde olacaklar. Sosyal destek projeleri. Şimdi askıda ekmek projemiz var. Çok güzel bir proje. Bunu ilerleteceğiz, geliştireceğiz. Ünkar projesiyle biz bugün belediye olarak zaten bir takım sosyal projelerimizi yapıyoruz. Yardım projeleri. Gerçekten hak eden insanlarımızı yardımla buluşturmak için bir denetleme mekanizması oluşturacağız. Vatandaşlarımız, muhtarlarımızın vesilesiyle sosyal yardımlara kavuşacaklar. Ancak onlara bir kart vereceğiz ve bu kartla şu anda mesela işleyen sistemde belirli marketlerden ya da bakkallardan alışveriş yapma fırsatları var. Onlar bu fırsatı bizim verdiğimiz kartla sadece istedikleri ürünü istedikleri marketten alma hakkına sahip olacaklar. Yani son kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri değil, ihtiyacı olan ürünleri sert bakkallarından, marketlerinden istedikleri yerden alabilecekler. Şehir merkezlerinde engelli, yaşlı, bebekli annelerin günlük yaşamdaki sorunlarını çözebilecekleri, kadınlar için emzirme odaları, engelliler için, engelli çocuklar için özellikle anneleri bırakıp gidebilecekleri odalar ve kurumlar tesis edeceğiz. Evet, engelli arkadaşlarla ilgili Üyeli iki tane şarj istasyonu var. Her mahalleye ya da iki mahalleye şarj istasyonları yapacağız. Bir gün önce bir arkadaşımla da sohbet ediyorduk. Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün bir alt birimi olarak engelli arkadaşlarımız için koordinasyon bölümü kuracağız. Koordinasyon birimi kuracağız. Ve bu koordinasyon birimiyle de biz onların daha hızlı rehabilite olmaları, topluma daha iyi adapte olabilmeleri için mücadele edeceğiz. Evet, benim en sevdiğim projelerden bir tanesi. Arkadaşlar, geçen gün Ünye Gençler Birliği spor playoff'a kaldı. Amatör bir takımımız, bilenlerini bilmiyorum. Bu arkadaşlarımız bir kuruş destek almadan, bir kuruş yardım almadan playoff'lara çıktılar. Biz onları ziyarete gittik. Cevizdere tesislerindelerdi.
Ziyarete gittik. Bakın benim şu anda ayağımın içinde termal çorap var. Üzerinde bir çorap var. İçinde termal içlik var. Takım elbise ve montla ben orada 5 dakika duramadım. O çocuklar orada futbol oynamaya çalışıyorlar. Ve tamamen kendi enerjileri, kendi emekleri, kendi mücadeleleriyle playoff'a kaldılar. Ve dün de playoff maçını kazandılar. Onları da buradan tekrar tebrik etmek istiyorum. Ünye Spor'a sponsor bulacağız. İsim sponsoru. Buradan gelen parayı transferde kullanmayacağız arkadaşlar. 2-3 sene, belki 4 sene dişimizi sıkacağız. Bizim amatör takımlarımız var. Fevzi Çakmaz sporumuz var. Bizim Ünye Gençler Birliği sporumuz var. Ünye Futbol Okulumuz var. Ünye Futbol Okulu gibi amatör takımlara tesis yapacağız. Onların faydalanabilecekleri ve o bir kuruş para almadan bugün playoff'a çıkan çocukların kullanabilecekleri tesislerde futbolcu yetiştireceğiz. Bu futbolcular geleceğin Ünye sporluları, geleceğin Fatsa sporluları, geleceğin Ordu sporluları olacak. Belki Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynayıp bizlerimizin başımızın tacı olacaklar, bizleri onurlandıracaklar. Böylece Ünye sporumuza gelen paraları transferde sadece belki %20, %30'unu harcayarak Ünye sporumuzun da eski şaşalı günlerinde yükselebilmeleri için mücadele edeceğiz. Geçelim. Evet, bilicilik tesisinde Rahman At yarışları var. Biz Rahman At yarışı pistini yan tarafı kamulaştırarak 4 nala çevireceğiz. 4 nalda zaten Rahman koşusu da yapılabiliyor, 4 nal yarışı da yapılabiliyor. 4 nal yarışı için yani ufuklarımızı biraz daha büyütüp, yatırımlarımızı biraz daha arttırıp, turizmle eşdeğer bir yapılanma içine gireceğiz. Ayrıca ben biliyorsunuz Adana'da 2 sene yaşadım. 2 senede Adana'da doğal park var, hayal park var. Şehrimizi yeşillikle buluşturacağız. Her bir mahallemize milli parklar inşa edeceğiz. Siz evinizden çıkacaksınız, günlük stresinizi atabilmek için bir adım mesafeyle yemyeşil bir doğanın içine gireceksiniz ve şehriniz nefes alacak. Şu anda ben 2014 senesinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğum zaman Sayın Enver Yılmaz Ordu'nun park oranının imara oranının %3'ü olduğunu söylemişti. Gaziantep'te bu oran %7. Yani biz Yeşil Ordu falan değiliz. Kendimizi kandırmayalım. Yeşil Ordu olduğumuzu da kimse bize söylemesin. Biz fındıklıkları yeşillik zannediyoruz. Fındıklıklar yeşillik değil arkadaşlar. İnşallah biz ağaç dikeceğiz. Çevreci arkadaşlarımızla, bütün üyelerle beraber daha fazla ağaç dikeceğiz ve milli parklarda kucaklaşacağız. Gençlerimizin her mahallede hobi alanları olacak. Bu farklı bir şey. Ama şimdi biz en çok değeri, en çok kıymeti, en çok takdiri gençlerimizden aldık. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Her birine teşekkür ediyorum. Bizden de bir şey istihdam ettiler. Ben de abilerimi, büyükleri olarak onlara şu sözü verdim. Bir drift pisti. Şimdi sokaklarda kaza oluyor. Biliyorsunuz trafik yoğun. Arkadaşlar modifiye olayında kendi enerjilerini atamıyorlar. Onlara bir pist söz verdi. Belediyenin bünyesinde kafesinin olduğu ve gençleri kontrollü bir ortamda enerjilerini atabilecekleri, drift yapabilecekleri bir pist söz verdi. Bunun örnekleri Türkiye'de var. Bir örneğinde Ünye Belediyesi gençleri armağan edecek. Çevre duyarlılığı projede. İsa Başkan'ın bu çok konuya çok vakıf. Biz Ünye'de zaten bu çöple ilgili büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi içme suyu, denizlere karışan göbel hatları özellikle turizm bölgesinde. Şimdi turizm yatırımları, herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bakıyorsunuz bizim asıl turizm bölgesinde göbel hattı denize hoş oluyor arkadaşlar. Biz OSKİ ile bu konuda ortak çalışma yapıp birkaç tane terfi merkeziyle pompalar vasıtasıyla
sahildeki yol hattını üst taraftaki yol koduna kadar çıkaracağız. Şu anda mevcut klorla dezenfekte edilen şehir sularını ozonla dezenfekte edeceğiz. Yani dünya artık değişiyor. Dünya küreselleşti. Dünyada ne olduğunu biz internetten takip edebiliyoruz. Ozonla dezenfekte olayına bütün ünyenin, bütün ordunun artık adapte olması gerekiyor. İnşallah daha temiz, daha sağlıklı içme sularını ünyelilere kazandıracağız. Evet, bu benim olmazsa olmazım. Bu topraklar bizim olsun diye, bu topraklarda özgürce yaşayabilirim diye, bu toprakları kanlarıyla sulayan ünyemizin aziz şehitleri için onlar daima hatırlansınlar diye şehitlik anıtımızı yapacağız diye. Ve kültürümüzü unutmayacağız. Ülke Cumhuriyet Meydanı'ndaki Ziraat Bankası'nı genel müdürlükle görüşüp artık Ünye'ye bir şehir müzesi olarak kazandırmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bu bizim 50 yıllık imar projesi içinde yer alacak. Ziraat Bankası'nı Allah nasip ederse bizim atalarımızın, bizim geçmişimizin yaşatılması için Ünye Şehir Müzesi olarak değerlendireceğiz. Sokak hayvanlarının da şehirlerin birer paydaşı olduğunu unutmayacağız. Sokak hayvanları için finans kısmını tamamen sigorta şirketlerinin üstleneceği. Çünkü çöpün olduğu yerde çok ciddi trafik kazaları oluyor. Bu trafik kazalarının neticesinde sigorta şirketlerinin ciddi bir ekonomik kayıpları var. Onlarla istişare ederek onların önderliğinde bir hayvan barınağı kazandıracağız şeklimize ve sokak köpeklerini çiftli sisteme geçirerek, artık küpe biliyorsunuz onların kulaklarında bazı sıkıntılara sebep oluyor. Çiftli sisteme geçirerek onların da şehrin birer paydaşı olduğunu unutmadan onları da huzurlu, güzel bir yaşama konuşturacağız. Şimdi Ülgeli'nin en büyük hassasiyetlerinden bir tanesi Çamlık. Çamlık bizim bir önce bahsettiğim hani biz yeşillikleri fındık ağaçlarını yeşillik zannediyorduk ya, Çamlık bizim için olmazsa olmaz. Biz Çamlık'ı Ülgeli'ye kazandıracağız. Bunu nasıl yapacağız? Birincisi büyükşehire yazışmalarla Ülgeli Belediyesi olarak aynı Atatürk Parkı'nın Ünye'ye kazandırıldığı gibi ne yaptılar Atatürk Parkı'nda? Küçük bir 49 yıllık bir kiralamayla ufak bir bedel karşılığı Atatürk Parkı'nı Ünye'ye kazandırdılar. Biz aynı yolu izleyerek Çamlı'nı da Ünye'ye kazandırmanın mücadelesini vereceğiz. Mustafa Bey zaten burada. Bu bir mücadele değil, daha çok ortak bir bakış gibi değil mi Mustafa Bey? Biz ondan da bunun sözünü alalım. Çamlı Ünye'nin ne olsun? Çamlık Ünye'nin olsun. Çamlık'taki ağaçlarımız yaşlanıyor. Onları gençleştirmek için bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu dönüşümü de biz hep beraber Ünye'liyle el ele yapacağız. Ayrıca Çamlık'a eski tarihi kültürü değerlerini yaşatan eski restoranlar var ya, Çamlık Restoranı. Çamlık Restoranı aynı şekilde ahşap bir şekilde. Eski mimarisiyle çok fazla oynamadan Ünye'ye bir Ünye kültürü olarak Samsun'dan, Tokat'tan, Ordu'dan gelen, Trabzon'dan gelen, Çamlık'ı bilen, Çamlık'ta oturmuş, ailesiyle güzel, nezih, sohbetler etmiş insanların hafızalarını da canlandıracak güzel bir tesisi kazandıracağız. Ve bunu ağaçlaşmaya yapacağız. Ünye Belediyesi'nin işleteceği oteli, kendi Ünye Belediyesi'nin kendi misafirlerini ağırlayabileceği, sponsor olduğu olaylarla ilgili konaklama ihtiyacını giderebileceği bir motel yapacağız. Bunun otoparkını yolun altına koyacağız. Çamlık içinde araç olmayacak. Üst tarafta da bahsettiği tesisleri kuracağız.
Evet, uyuşturucu rehabilitasyon arkadaşlar. Toplumumuzun en büyük problemlerinden bir tanesi uyuşturucuyla mücadele. Bu okul kenarlarında daha sigara satışıyla başladı. Bizim dönemimizde zabıta arkadaşlar okul kenarlarında daha sigara sattırmayacaklar. Biz bunun garantörlüğünü yapacağız. Uyuşturucu vatandaşı arkadaşların rehabilitasyonu için, topluma tekrar kazandırılabilmeleri için biz Ünye Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün altında bir birim oluşturacağız. Burada sosyologlarımız olacak, burada psikologlarımız olacak. Bu arkadaşlar uyuşturucuyla mücadele eden gençlerimizi ve ailelerini yakın takip alacaklar. Bu aileleri çocukların tekrar topluma kazandırılabilmeleri için biz eğiteceğiz, yönlendireceğiz. Çocukların psikolojilerini düzeltmek için de mücadele edeceğiz. Çünkü bu bir sosyal belediyecilik projesidir. Bunu da Allah nasip ederse en kısa zamanda kazandıracağız. Bu arkadaşların bir kısmını futbol kulüplerine, bir kısmını tiyatro kulüplerine yönlendireceğiz. Şimdi ne proje anlattık, bir de yapmayacaklarımızı söyleyelim. Yolsuzluk yapmayacağız. Birincisi askerde yemin ettim. İkincisi sevgili eşime yemin ettim. Üçüncüsü de Meral Akşener'e yemin ettim. Birincisi işlerimizde sizler geleceksiniz. Kendimiz bir toplum oluşturacağız. Büyüğünün bir toplum oluşturacağız. Mustafa Kemal'in de söylediği gibi arkadaşlar biz tertemizle sizleri hep beraber yetiştireceğiz. Sağ olun, var olun. Sayın Hasan Eloğlu, huzurlarınızda teşekkürlerinizi bekliyoruz.
Geri açın şeyi, geri al. Hadi hadi. Evet, hadi. Sayın Belediye Başkanı'nın Genel İdare Kurulu üyemizi İbadet Yiğitan Hazretimizin hep birlikte pazar karşısına olmak üzere huzurlarınızı davet ediyorum. Katıldığınız için hepinizi çok teşekkür ediyoruz. Aydınlık güzel günlerde görüşmek üzere. Gidiyorsun herhalde. Yeni daha kalmazsın herhalde. Yok, hoş geldin. Ahmet abi nasılsın? Erkan. Erkan. Dikini hoş geldin. Teşekkür ederim. İsmail abi. Hayırlı olsun. Çok güzel adamlar. Yani sağ ol. Bunun kriterleri çok. Bakma şöyle. Nerede ayakta duruyor? Aha böyle gel. Tuğde basın. İnşallah biz de alıyorsunuz. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Hayatım gelin.
Birkaç tane çekeceğim. Benim mikrofonum süngerim kayıp. Tamam. Bir de bizi şöyle çek. Sen üçümüz. Müsaade edin, evet. Bir de üçümüzü çek. Thank you.
Gel. Bizi çek gel. Çekiyorum. Gel. Gel yakışıklı gel sen benim dur gel. Hayır hadi sen bir sen. Aslan sen neredesin? Başkan yardımcısın kızım. Bir dakika ben de alacağım. Hadi tamam. Ben de kırıyorum. Ya ben bak sakın. Ama çok. Ay.
Birazdan makyaja gideceğiz. Birbirine damadı çekelim ya. Evet. Hadi görüşürüz. Hadi geldi. Atatürk gözü. Atatürk. Hadi görüşürüz. Delikanlı mı çekelim? Beyza gittin mi? Nereye? Aa, nereye çekelim? Burayı çekelim. Bizi alma. Gel hocam. Hadi gel. Baba nerede? Baba. Hadi gelin. Başkan herhalde en son düğünde bu kadar fotoğraf çekilmiştir. Gel gel. Çektin. Eminsin. Hata verir o kadar resmi. Evet, bu çok önemli. Çok çok önemli. Bak biraz da geri gidin de yüzümüz de çölge düşüyor. Çölge düşüyor. Başım oluyor. Nasıl? Hüseyin geldi. Gel. Allah Allah.